İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu akşam şimdiye kadar gördüğümüz konulardan daha farklı bir konu etrafında e, sosyolojik analizler yapmaya devam edeceğiz. Biz e, terimleri ortaya koyarken, onlarla ilgili tartışmaları oluştururken, şunu hep göz önünde bulunduruyoruz: Bu topluma nasıl tercüme edilebilir? bu toplumda nasıl bir karşılık görebilir? Bu kavramın toplumsal zemini nedir? İşte bu bizim hep izleyini yürüttüğümüz davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Konumuz ütopya ile realite arasında sıkışmış bir kavram. Yani emek. Emek kavramı bildiğiniz gibi sosyalizme terk edilmiş. Müslüman kesimlerin biraz ve muhafazakâr kesimlerin daha mesafeli baktıkları bir kavram ola gelmiştir. Oysa emek kavramı Müslümanlığın temel kavramlarından biridir. Çünkü Hazreti Peygamber Müslümanlara işçinin alın teri kurumadan ücretini ödemeyi emretmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar emek kavramına asla bigane kalamazlar. Nurettin Topçu'nun sosyalizm üzerine söylediği şu sözü hatırlatmakla başlayalım. Sosyalizmin çağımızın şeriatı olduğunu söyler. Ona ait cümle, sosyalizm çağımızın şeriatıdır. Ama kuşkusuz burada sosyalizmi ateist ve e, materyalist kökenden ayırarak emek kökeninde yeniden tanımlamak istemektedir. Nurettin Topçu emeğe büyük değer verip sosyalizmi komünizmden ayırarak yüceldirken Necip Fazıl Kısa gerek olaya tam karşı cephede bakmaktadır. Komünizmde Allah yok, ruh yok, vatan minnet mefkuresi yok, felsefe ve tarih yok, anane ve terbiye yok, aileye bağlı çoluk çocuk, ferdi mülkiyet ve tasavvuf hakkı yok. Tasarruf hakkı yok. Böylece Necip Fazıllar Nurettin Topçu, Emeğe ve, emeğe ve sosyalizme iki farklı açıdan bakmaktadır. Nurettin Topçu sosyalizmi önemserken ve Anadolu sosyalizmi kavramsallaştırmasını yaparken Necip Fazıl sosyalizmi ve komünizmi bir küfür mesleği olarak görmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Nurettin Topçu da Necip Fazıl da Müslümandırlar. Nurettin Topçu sosyalizmi önerirken asla ateizmi benimsememektedir ve kubinizmle sosyalizmin arasına iyice açmaya çalışmaktadır. Ve bu görüşlerini manevi temele dayalı Anadolu sosyalizmi yani ruhçu sosyalizm olarak temellendirmeye çalışmaktadır. Bu girişi niye yaptık? Birinci e, Endişemiz emek kavramının sosyalizme terk edilmesi. İkinci endişemiz ise Türkiye'de emek kavramına bakışım e, ideolojik çerçevede ele alınmasıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye'deki ideolojik kavgada ki bu 12 Eylül öncesinde keskinleşen ve silahlı çalışmaya dönüşen bir kavgadır. Burada ee, Necip Fazlı'ki keskin retoriği, yani sol ve sosyalizme reddedici retoriği önemli ölçüde toplumda baskındır. Ee, Nurettin Topçun'un analizleri ise daha felsefi ve daha derinlikli olmasına karşın toplumda fazla yangı bulamamıştır. Çünkü o dönemin ortamı düşünmeye, müzakere etmeye değil çatışmaya dönüşmüş bir toplumsal ortam olarak önümüze çıkmıştır. Emek kavramı çok sayıda ideolojinin temel kavramlarından biri ola gelmiştir. Yani çalışma toplumun en temel özelliklerinden biri olarak karşımızda bulunduğu için hiçbir ideoloji emek kavramına tarafsız kalamamıştır. Çünkü insanoğlunun hayatını devam ettirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik ilişkiler son derece önemli ve belirleyici olmuştur. Dinlerin yanında ideolojiler de çalışma, üretim, paylaşım, emek üzerinde düşünce üretmişlerdir. Hiç kuşku yok ki insanoğlunun varoluşuyla ilgili tüm temel meseleleri ele alan İslam, emek, üretim, ekonomi, tüketim kavramına da duyarsız kalamamıştır ve kalmamıştır da. Her konuda olduğu gibi burada da önümüze çıkan temel sorun öğreti ile hayat arasındaki farklılaşmadır. İslam dünyası sadece emek konusunda değil, diğer bütün konularda da öğreti ile hayat arasına sıkışmış durumdadır. Kuşkusuz hayatta yer bulamayan uygulamada istenilen düzeyde olmayan öğretilerin hayatla bağı kesilmek zorunda kalır. İşte Müslümanlık yaşanan durumda böyle bir sorunla karşı karşıyadır. Yani bir ideal olarak kusursuz bir inanç sistemine sahip olmak ve kusurlu bir toplumsal yapının içerisinde yaşamak zorunda kalmak ya da daha trajik olanı söyleyelim, Müslümanlar içinde yaşadıkları toplumsal yapıyı inançlarına göre dizayn etmede ahlaki bir toplum oluşturma konusunda başarısız kalmışlar. İşte bu başarısızlık inançla toplum arasında ki farklılaşmayı derinleştirmiş ve kalıcı hale getirmiştir. Öncelikle İslam öğretisiyle tarihsel durum arasındaki bu açıklığı kapatmak gerekmektedir. İslam, öğretisinin hayatla bağının kesilmemesi için ve tarihsel metafizik bir öğretiye dönüşmemesi için içtihat teorisini geliştirmiş ve kurumsallaştırmaya çalışmıştır. Ve bunu İslami öğretimin hayattaki problemleri çözmek üzere tasarlamıştır. Çünkü bir inanç, hayattaki problemleri çözemiyorsa o inanç metafizik bir bilgi yığınına dönüşür. Peki buradaki anahtar kavram nedir? Hiç kuşku yok ki anahtar kavram içtihat kavramıdır. Çünkü içtihat bir tarih kesitinde ortaya çıkan sorunlara Müslüman aydınların Kur'an ve sünnet çerçevesinde çözüm üretme çabası olarak tanımlanabilir. Bu çaba bir taraftan aklın etkin olarak kullanılmasına sebep olurken, diğer taraftan zamanın değişmesiyle ortaya çıkan yeni durumlara da cevap üretmektedir. Yoksa ünlü Müslüman Fransız sosyolog Garodin'in dediği gibi entekrizme düşmemek imkansızdır. Garodin'e göre entekrizm bir dini ya da ideolojinin belirli bir dönem için üretilen söylemini bütün zamanlar için geçerli saymaktır. Kuşkusuz bunu ortadan kaldıracak temel etken iştihadın olmasıdır. Entekrizme düşmemizi sağlayacak en önemli sebep de iştihat kapısının kapanmasıdır. İştihat kapısını kapattığınızda yeni fikirler, yeni durumlara yeni çözümler üretemediğiniz anlamına gelir. Üretemediğinizde ise eski söylemi haşiyelerle, şerhlerle tekrar etmek zorunda kalırsınız. Böylece çağlar değiştiği halde sizin zihniyet dünyanızı oluşturan ilkeler geçmişte kalmış olur. Böylece bedeni olarak 20. yüzyılda, 21. yüzyılda yaşamanıza rağmen sosyolojik olarak 10. yüzyılda donup kalırsınız. Dolayısıyla Müslümanların bilgiyle yaşanılan dönem arasında bir açıklığının olduğunu söylemek gerekir. Eğer sizin bilginiz yaşadığınız dönemin sorunlarını çözmüyorsa, hayat boşluk kabul etmeyeceğinden o boşluk başka ideolojilerce doldurulur. Ve siz de o ideolojilerin çözümlerine uygulamak zorunda kalırsınız. Bu tutum son derece önemli bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Müslümanlar karşılaştıkları yeni sorunlara daha önceki tarihsel koşullarda verdikleri cevaplarla cevap vermek zorunda kalmaları büyük bir problemdir. Ne yazık ki bütün çabalara karşın İslam dünyası Garadır'ın endişe ettiği entegrizm tehlikesine düşmüş ve bu tehlikeyle yüzleşmiştir iştahat yapamayan toplum sürekli çözümü geride aramak zorunda kalmıştır. Oysa gerideki çözüm başka bir toplumsal düzenin ürünüdür. Artık toplumsal ilişkiler değişmiş, ekonomik durum değişmiş, tarihsel anlayış değişmiştir. Dolayısıyla biz zihinsel olarak günümüzde yaşayan insanlara dönüşmek zorundayız. Bu da iştahat kapısını açılıp günümüzdeki sorunlara dinimizin cevap verdiğini göstermekle yükümlü olduğumuzu göstermektedir. İçtihadın gerekli rolü oynadığı zamanlarda Müslümanlar rahattır. Ama içtihat asıl fonksiyonunu yerine getirmediğinde insanlar yaşadıkları toplumun sorunlarına yabancılaşırlar. Bu durumda geçmişte üretilen öğretiye sığınıp zamanı elden kaçırırlar iştihat kapısının kapatılıp zamanın sorunlarına yoğunlaşamayan Müslümanlar sürekli geriye bakarak ileriye doğru yürümeye çalışan bir konumda olmuşlardır. Kuşkusuz bu durumda önüne çıkan ilk çukura düşmüş, ilk engele çarpmışlardır. İştihat kapısının kapanıp güncel sorunlara yoğunlaşamayan Müslüman aydınların önünde iki yol kalmıştır. Birinci yol, modern dünyanın başka felsefi parametrelerine göre ürettikleri bilgileri İslamileştirme yoluna gitmeleri. İkinci yol ise modern dünyanın ürettiği bilgileri tümden reddederek geleneğe geri dönmeleridir. Aslında bu iki yaklaşım da sorumludur. Biri modernizmle, diğeri gelenekçilikle sonuçlanmıştır. Oysa modernizmde geleneğe aşırı bağlılık da bizim sorunlarımızı çözememektedir. Birinci tavır İslam modernizmi, ikinci tavır selefiliği üretmiştir. Sonuç büyük ölçüde İbn Haldun'un dediği gibi mağluplar galipleri taklit eder sosyolojik belirlemesine uygun olarak şekillenmiştir. Hele hele bin yıl öncesinin ürettiği sosyal hayatla ilgili hükümleri günümüz için bağlayıcı sanmak, düşünceyi dondurmak ve günümüzden kopmak anlamına gelmektedir. Bugün İslam dünyasının çoğu zihin geçmişe dönük yaşamaktadır. Bu zihin günümüze ve geleceğe yoğunlaşamaz. Bedeni olarak çağdaşımız olan kişiyle zihinsel olarak büyük bir mesafemiz bulunmaktadır. Dolayısıyla dini anlama ve kavrama biçimimiz arasında açılmaz bir vadi oluşmuştur. Biz geçmişe bakarken külün içindeki közü aramamız gerekir. Oysa insanlar közü değil, külü kutluyorlar. Kül gelenektir. Közün üzerine örten bir e, bilgi düzeyidir onu ortadan kaldırıp közün o parlayıcı nurunu açığa çıkarmak gerekir. Dolayısıyla görünürde aynı dini savunuyor olmamıza rağmen külü savunanlar ise közü savunanlar karşı karşıya gelmektedir. Çünkü külü savunmak geleneğe teslim olmaktır. Közü savunmak ise öze dönüştür. Külün içerisinde külle sarmalanmış olan ve hayatiyetini sönmek üzere olan inancı ortaya çıkarmaktır. Emek kavramına İslami bakışı güncellenemeyen İslami aydınlar bu kavrama büyük ölçüde sosyalizmin alanına terk etmişlerdir. Burada hakim tavır sosyalizmin emek teorisine literal bir cevap vermekle sınırlı kalmıştır. İslam dünyasındaki teori ve pratik arasındaki açıklık Müslüman aydınların en büyük çıkmazını oluşturmuştur. Emeğe büyük saygı gösterildiğine inana ve bunu savunan Müslüman zenginlerin çalıştırdıkları insanlara imkanları olduğu halde asgari ücrete mahkum etmeleri nasıl açıklanabilir? Bu kuşkusuz İslam'e bir ahlak değildir. Ne? Bu hayatın insanın sırtına yüklediği en büyük trajedidir. İnandıkları bilgiyi hayata uygulayamayan insanların içine düştüğü en büyük çelişkidir bu. Bir taraftan emeğin kutsallığından bahseder, diğer taraftan dilinden Hz. Peygamber'in çalıştırdığınız işçinize alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz dediğini aktarır ama öte taraftan çok kazandığı halde bu kazancının bir bölümünü onlara insanca yaşayacağı bir hayat sunmaktan da imtina eder. Bu büyük bir trajedidir, büyük bir çelişkidir ve Müslüman zenginlerin sırtındaki önemli bir yüktür ve samimiyetini test etmektedir. Çünkü devlet asgari ücretin altında çalıştırmayı istememekte ama asgari ücret diyelim 10 bin liradır siz ona 20 bin lira 15 bin lira verebilirsiniz hiçbir yasal engel yok ve Müslüman kimlikli iş adamlarının milyonlarca lira kar ettikleri halde işçilerini asgari ücretle çalıştırmaları büyük bir trajedi ve ahlak travmasıdır. Bu bakışı derhal dönüştürmek gerekir. Diğer yandan emek kavramı özellikle 1960'lı yıllardan sonra sosyalizmin ülkemize gelip etkin olmasıyla bütünüyle sosyalizme ve sosyalist hareketlere terk edilmiştir. Sosyalizmin ülkemizdeki temsilcilerinin özellikle din karşısında inkarcı bir temelden hareket etmeleri, Müslümanları hem sosyalizme hem onların savunduğu emeğe karşı bir tavra itmiştir. Sosyalizm ve emek kavramının ülkemize taşıyan aydınlardan biri de rahmetli Nurettin Topçudur. Ancak Nurettin Topçu da sosyalizm kavramına semantik bir müdahale yapılmadan İslam ile sosyalizm arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmayacağının farkındaydı. Nitekim buradan hareketle Topçu sosyalizm ve komünizm arasında bir farklılaşma yaratarak komünizmi reddederken sosyalizmi savunmuştur. Şöyle der o. Kurtuluş ancak ruhları Allah yolculuğunda selamete ulaştıracak. Ruhçu ve İslamcı bir sosyalizmin eseri olabilir. Bu zafer'e ulaşmanın şartı ve çaresi ise halkın ve vicdanının katili olan hürriyetleri yok ederek onun yerine çalışanların, düşünenlerin, sevenlerin ve acıyanların haklarıyla hürriyetlerini yaşayabilmektir bu manada sosyalizm devrimizin şeriatıdır. İddialı bir çıkış. Ancak bu dönemin koşulları hem de Necip Fazıl gibi isimlerin İslami gençlik üzerindeki etkisi nedeniyle Nurettin Topçu'nun sendezlemeye çalıştığı düşünce zemin bulamamış, etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Topçu'nun sosyalizmin teorik analizlerine dayanmayan sol açılımları olmayan, iktisadi olmaktan ziyade romantik bir ütopizmi dillendirir. Önceli kadar ardılı da olmayan, bu Anadolucu milliyetçi sosyalizm söylemiyle Tokçum, kendi semasındaki tek yıldız olarak kalır. Bunun içindir ki, ışığı Anadolu'nun o mahut karanlığını aydınlatamaz. Öyle ki, kendi kurduğu ve bir mektep hüviyetinde olan hareket camiası içerisinde bile bu anlamda yankısı olamamıştır. Beri yandan onun sosyalizmi kendisinden sonra İslam dünyasındaki Mustafa Sıbayi'nin İslam sosyalizmi, Hasan Hanefi'nin İslami solu ve Ali Şeriatı'nın Sol İslam'ı gibi daha özgürlükçü ve devrimci yorumu olmaktan ziyade dayanışmacı ve eşitlikçi niteliğiyle Kemal Tahir'in Osmanlıcı sosyalizm tezi gibi Osmanlı sisteminin olduğu üzere esnaf yön, loncalarının ve tarımsal üretimin stabilitesinin esas alındığı, üretim ve tüketimin planlandığı ve denetlendiği, kökenlerini milli tarih ve coğrafyada bulmaya ve kendisini orada temellendirmeye çalışan milli bir sosyalizm tezi olarak kalacaktır. Sosyalizmin temel kavramlarını İslamiyet üzerinden tanımlama düşüncesi hem dönemin siyasal ve toplumsal koşullarını hem de sosyalizmi temsil edenlerin din karşısındaki negatif tavırları yüzünden son derece sınırlı kalmıştır. Önceki konuşmalarımızdan birinde söylemiştik. Din onu reddeden sosyalist ve komünist sol anlayışlarla onu istismar eden sağ, muhafazakar ve milliyetçi anlayışların arasına sıkışmıştır. Birincisi dini reddederken ikincisi istismar ederek araçsallaştırmaktadır. Dolayısıyla Müslüman aydınların amacı ve hedefi şu olmalıdır. Dini kendi özgün kanıtlarıyla tekrar ortaya çıkarmak ve o gelenek içerisinde külün içerisinde kalmış yaratıcı ışığı dışarıya yansımayan dinin özünü o külü üzerinden ayırarak yaratıcı ışığını tekrar toplum ve tarihle buluşturmaktır. Çünkü Allah vahiy ile toplum ve tarihe müdahale eder. Peygamberler bunun mücadelesini vermişlerdir. Günümüzde Müslüman aydınlar peygamberin rolünü üstlenmeli ve toplumunu yönetmeli, ufuk göstermeli, problemlerini ele almalı ve onlara aydınlık yarınların ufkunu çizmelidir. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir ve alimler peygamberlerin varisleri olarak bu görevlerini yerine getirmelidirler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.